İyi akşamlar. Uzun bir aradan sonra Macit programıyla tekrar İmece TV ekranlarındayız. Bu sene de bu yayın dönemimizde de yine Kafkasyalıların güncel sorunlarını, çözüm önerilerini, Kafkasya tarihinden önemli konuları değerli konuklarımızla ekranlara taşıyacağız. Ayrıca bu yayın dönemimizde Kafkasya ve diaspora gündemini de sizleri ekranlarınıza getireceğiz. Bugün de oldukça değerli bir konuğumuz var. Oldukça da önemli bir konu. Konuğumuza dönmeden önce Duygu'dan Kafkasya ve diaspora gündemini alalım. Teşekkürler Kuman. Kafkasya'dan ve diasporadan birçok yerden haberlerimiz var. Bu haftaki haberlerimize UÇD Kongresi'nden başlıyoruz. Uluslararası Çerkez Derneği'nin 9. Kongresi Nalçik'te gerçekleştirildi. Kongre sonucunda derneğin başkanı Hayti Sohroko oldu. Bizim için önemli olan birleşebilmektir diyen Sohroko, kongre delegelerinin çoğunluğu tarafından alınan kararların tartışılmadan uygulanması gerektiğini dile getirdi. Toplum içinde otoriter kimliğiyle tanınan yeni başkanın adaylığı devlet adamlarıyla birlikte kararlaştırıldı ve bunun sonucu olarak Şapsa heyeti üyesi Ruslan Gıvaş, Adige Sivil Toplum Örgütü'nün yönetici adayı için ülke yönetiminin rızası neden gerekiyor diye bir eleştirde bulundu. Sohroko düzgün ve başarılı bir insan olabilir. Fakat sivil toplum örgütleriyle hiçbir zaman alakası olmamıştır diyen Gıvaş, Sohroko'nun Valeri Koko'nun başkanlığı döneminde sivil toplum örgütlerine karşı baskıcı bir tutum sergilediğini söyledi. Kabardey-Balkar Sivil Toplum Örgütü Adige Hekuş Çerkezya Başkanı Abu Bekir Murzakonov ise UÇD'nin yeni başkanının temel ulusal problemlere karşı hep negatif yaklaştığını dile getirdi. Ve başkanlığı süresince atacağı her adım takip edilecektir şeklinde konuştu. UÇD Kongresi'nde bunlar yaşanırken Aslan Çerkezov'un annesi cezaevinde hakları ihlal edilen oğlu için insan hakları savunucularının harekete geçmesini bekliyor. Tecrit koğuşuna konulduğunu ve iç çamaşırı almasına müsaade edilmediğini kaydeden Çerkezov, Federal Ceza Servisi çalışanlarından birinin oğluna uygulanan muameleyi vahşi misilleme olarak ifade ettiğini söyledi. Aslan Çerkezov'un tecrit koşulları sürerken Çerkezov'la beraber mahkum edilen arkadaşları Dağıstan'ın Kumtorkalin bölgesindeki cezaevine nakledildiler. Cezaevi yönetimi nakil işleminin yeni mahkumların birden çok suç işlemiş mahkumlarla irtibatını önlemek amacıyla yapıldığını kaydetti. Alpazya'da ise geçtiğimiz hafta Alpazya Dışişleri Bakanı Çirikbağ, İsviçre Dışişleri Bakanlığı İnsani Yardım Birimini konuk etti. Bakan Çirikbağ, Alpazya'daki birçok insani yardım programının destekçisi olan İsviçre hükümetiyle doğrudan temas kurmanın önemine işaret etti. Bir diğer haberimiz ise Dağıstan'dan. Olaysız bir günün geçmediği Dağıstan'da geçen hafta çıkan çatışmalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Dördü Dağıstan'da, biri de Ingushetya'da olmak üzere 5 kişi hakkında kayıp ihbarı yapıldı. Dağıstan'ın Derbent şehrinde bir imam, kardeşi ve babası ile birlikte öldürüldü. Güvenlik güçlerinin verdiği bilgilere göre imam Kalimullah İbrahimov, erkek kardeşi ve babasının bulunduğu otomobile dün sabah kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Araçta bulunan 3 kişi de saldırı sonucunda hayatını kaybetti. İbrahimov bağımsız bir din adamı olarak kabul ediliyordu. Kafkasya Emirliği'nin yayın organı Kafkasya Center, İbrahimov'u şehit ve müşriklerin ve tarikatların rakibi ifadeleriyle tanımladı. Bir diğer haberimiz ise Kafkasya'nın kaynayan bölgelerinden biri olan Kabardey-Balkar'dan geliyor. Kabardey-Balkar İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sene başından beri 70'ten fazla silahlı saldırı sonucunda 15 güvenlik organı mensubu ve 5 sivil hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Geçtiğimiz haftalarda parlamento seçimlerinin yapıldığı Gürcistan gündemimize aldığımız bir diğer haberimiz. Geçtiğimiz haftalarda parlamento seçimlerinin yapıldığı Gürcistan'da seçimleri kazanan Gürcistan Rüyası Partisi'nin lideri Bizdina Ivanişvili, Abhazya ve Güney Ossetya'da Rus elçiliği olduğu sürece Rusya ile diplomatik ilişkiler yeniden tesis edilemez dedi. Aynı zamanda Rusya ile ekonomik ve kültürel ilişkilerin yeniden kurulmasının daha gerçekçi bir hedef olduğunu açıkladı. Romelits.
Son haberimiz ise diasporadan. Çerkezya tarihine dair önemli kaynak eserlerinden birisi olan Ahvali Anapa ve Çerkez, Kafkas Vakfı yayınlarından çıktı. Kafkas Vakfı yayınlarınca Ahvali Anapa ve Çerkez, Anapa ve Çerkezya Hatıraları adıyla yayınlanan kitabın yazarı, Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılın sonlarında Karadeniz kıyısındaki Anapa'ya gönderdiği Ferah Ali Paşa'nın katibi Kesmi Haşim Mehmet Efendi. Ahvali Anapa ve Çerkez, Anapa ve Çerkezya Hatıraları adlı esere online sipariş yoluyla ulaşmak mümkün. Evet, bu hafta Kafkasya ve diaspora gündeminden aktaracaklarımız bu kadar. Teşekkürler Duygu. Evet, bu haftaki konumuz ana dil eğitiminde yeni yaklaşımlar. Konuğumuz ise bu konuda çalışmaları ile tanınan Bahçeşehir Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Sinemis Vatan Artıran. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam, dil eğitimi konusunda sanırım iki farklı metot var. Birisi klasik metot. Şu an ağırlıklı olarak Milli Eğitim Müfredatı'nda da kullanılan metot bu sanırım. Bir de sizin çalışma üzerinde çalıştığınız iletişimsel dil öğretim metodu. İsterseniz konuşmaya bu iki metot arasındaki farklılıkları konuşarak başlayalım. Tabii klasik metod diye bir metod ismi yok ama bazı metodlar dil öğretim tarihine baktığımızda daha çok klasik dönem ya da klasik metodlar diyebileceğimiz hani birden fazla metod var. Ama son yıllarda özellikle 80'lerden itibaren dil öğretiminde yaygın olarak kullanılan ve yapılmış pek çok beyin çalışmalarını, yani dil öğrenirken acaba beyinde ne tür süreçler işliyor? Yani bilimsel altyapısı oldukça kuvvetli olan bir de iletişimsel dil öğretim metodu var, yaklaşımı var. Bu da daha çok dili konuşma ve dinleme becerilerini temel alarak, yani ana dilimizi biz nasıl öğreniyorsak doğduğumuz andan itibaren, nasıl bir dil öğrenme süreci yaşıyorsak, farklı bir dili öğrenirken de, ikinci bir dili öğrenirken de acaba benzer yollarla biz bu dili öğrenebilir miyiz? Daha doğrusu edinebilir miyiz? Buna, yani doğal dil öğrenme, ilk öğrendiğimiz dili öğrenme yollarımızla ikinci bir dili öğretme, böyle bir metot, iletişimsel dil metodu. Böyle iki farklı yol var diyebiliriz aslında. Bu yeni metot diyebileceğimiz metotta dil edinimi, metot. Dil edinimi konusu oldukça ilgi çekici çünkü klasik, yani ana dilin de dışında işte okullarda öğrenilen İngilizce, yabancı diller, bunlarda da çok kullanılmayan bir metot Türkiye'de. Evet. Dil edinimi konusu oldukça da ilgi çekti çünkü mesela dil öğrenen insanların çok zorlandığı konulardan bir tanesi gramer konusu. Gramer konusunu böyle çok statik sınırların dışında edinerek, hatta sizin bir tabiriniz var, dili kapma diye. Bunu, dil edinimi konusunu biraz açmanızı istesem sizden. Tabii. Şimdi bizler tabii aldığımız eğitim gereği sadece yabancı dilde değil, genel olarak diğer derslerde de hep klasik yöntemlerle çok öğrenmeye alışık olduğumuz için o bizim için bir öğrenilmiş, artık bir alışkanlık haline gelmiş. Dili öğrenirken de bizim için biz sanıyoruz ki dil öğrenmek eşittir dil bilgisini öğrenmek, yani evet, gramer öğrenmek. Eğer gramerini biliyorsak, biraz da kelime biliyorsak o dili biliyoruz diye düşünüyoruz. Halbuki dil öğrenmek demek o dille gerçekten iletişim kurabilmek demek. İletişim farklı seviyelerde kurabilirsiniz. Sadece hani böyle bir programda mesela bir siyasi konuyu tartışmak, bu çok üst düzey belki dil kullanım becerileri gerektiriyor. Ya da bir siyasi makaleyi okumak, köşe yazısını okumak. Köşe yazısı okumak gibi. Ama bir günlük yaşantımıza baktığımızda biz çok farklı seviyelerde konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerilerimizi kullanarak iletişim kuruyoruz sürekli. Duygularımızı ifade etmek de bir iletişim, düşüncelerimizi ifade etmek de bir iletişim. Şimdi bizim için yeni bu yaklaşımlarda grameri öğrenmekten ziyade biz acaba ne seviyede nasıl iletişim kurabiliyoruz karşımızdaki insanlarla? İletişim kurmak dediğimiz noktada da bizim için ön plana çıkan beceriler ilk etapta, ilk başta geliştirilmesi gereken beceriler dinleme ve konuşma becerileri. Evet. Bunlar aslında ilk dilimizi öğrendiğimizde de geliştirdiğimiz temel becerilerdir. Yani yeni doğan bir çocuğu düşünün. Yeni doğan bir çocuk Chomsky, hani biz siyasi yönüyle çok tanırız ama benim için Chomsky en önemli dil bilimcilerden birisidir. Chomsky'nin de teorisine göre her çocuk aslında beyninde bir dil öğrenme makinesiyle doğar.
Yani her dili öğrenebilir bir çocuk. Tek bir dili öğrenmek üzere doğmamıştır. O makineyle kendisi belki önce ilk ana dil diyeceğim, ana dilini öğrenir. Ama her dilin yapıları ya da bir dilin her dilin fonksiyonları aynıdır. Yani her dilde iletişim fonksiyonları vardır. Soru sormak her dilde vardır. Evet. Her dilde farklı kalıplar, gramer yapıları kullanarak soru sorarsınız. Ama soru sorma bir iletişim becerisi olarak vardır her dilde. Ya da bir ismi tamlamak, bir evet. ismin başına işte kız, güzel kız. Sıfat koymak. Her dilde bunu yaparsınız ama bunu yaptığınız mekanizmalar değişik olabilir. İşte biz Türkçe'de ismin başına bunu tanımlayacak kelimeyi koyarız da işte bizim dillerimizde bu isimden sonra gelir. Evet. Bir başka dilde ismin ortasına bir ekle gelir. Yani her dilde bu değişebilir ama dolayısıyla beceri bazında baktığımızda bu makine dil öğrenmeye programlayan makine kişiyi. Aslında insanlar bütün dillerin bütün gramerlerini öğrenebilecek bir mekanizmayla doğuyor Chomsky'ye göre dolayısıyla. Fakat biz şunu hep kaçırıyoruz. Direkt dilleri yapı olarak incelemeye adıyoruz kendimize. Evet. Açıyoruz gramer kitaplarını ya da işte metinlerin analizine başlıyoruz. İşte şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman. Ve boğuluyoruz. Boğuluyoruz. Hadi sen şimdi bir restorana gittiğinde hadi bana bir ısmarla bakalım bir çay dediğinde. O söyle o cümle çıkmıyor bir türlü. Yani bir çay alabilir miyim lütfen cümlesini biz bir türlü çıkaramıyoruz. Bunun öznesi neredeydi, tümleci aynen, neredeydi yani derken. Yani burada ben şimdi hangi yapıyı kullanacaktım olmuyor. Ama biz dili böyle öğrenmedik aslında. Yani ilk öğrendiğimiz o makinenin bize öğrettiği dili biz önce bol bol dinledik. Yani evet. yeni doğmuş bir bebeği düşünün. Yaptığı tek şey o sessiz dönem dediğimiz dönem dil öğreniminde de sadece dinlemektir. Sesleri ayırt eder, insanların vücut diliyle sesler arasında ilişkileri kurar. Hani şaşkınlık ifadesi ve o ifadeyle evet. çıkardığı ses nasıl bir ses. Gittikçe... yavaş yavaş konuşmaya başlar. İşte tek kelimelik dönemler deriz. Anlaşılmaz kelimeler kullanır. Önce anlaşılmaz evet. kelimeler işte a ba 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 dediği hani böyle bizim için çok yabancı ama bizi güldüren o evet. dönemler. Ama ondan sonra işte yaklaşık 14 aylıktan itibaren hele 18 aydan itibaren tek kelimeli cümleler aslında kullanmaya evet. başlar. Daha sonra iki kelimeli aşamaya geçer ve sonra bir bakarsınız birden konuşmaya başlar. Size öyle bir cümle kurar ki şaşar kalırsınız nasıl kurdu ama o size o cümleyi kurarken hiçbir zaman dilin yapısını düşünerek kurmaz. Yani ben şimdi burada işte gelecekle ilgili bir şey söyleyeceğim o yüzden ecek acak ekini kullanmalıyım gibi bir mekanizma işlemez. Ama gideceğim der. Şimdi aynı süreci biz ikinci bir dili öğrenirken de çocuklara ya da öğrenen kişilere aynı süreci yaşatmak istiyoruz. Bu yeni yaklaşımlarda iletişimsel metot dediğimiz bu. Yani biz ilk dilimizi öğrenmiyoruz, ediniyoruz. Ediniyoruz, kapıyoruz. Doğal olarak ediniyoruz ve kapıyoruz. Bütün kurallarını kapıyoruz. Ama hiçbir zaman annemiz babamız bize bu dilin gramerini öğretmiyor. Yani formal bir şekilde öğretmiyor. Biz o kuralları ediniyoruz. Tabii şimdi birinci sınıfa başlayan... bir öğrenci aslında Türkçeyi biliyor Türkçeden evet. örnek verirsek. Hı hı. Çünkü onu öğreniyor işte ailesinden. Ama orada tümleçini, öznesini o zaman görüyor ama devamlı kullanıyor bunu. Tabii hani resmi öğrenme sürecinde hani bu dilin yapısını irdelemeyi daha sonra öğreniyor dediğiniz gibi. Hani bunların dil bilgisayar isimlerini de daha sonra öğreniyor ama dili iletişim aracı olarak kullanırken hiçbir zaman bu sorgulamalara girmiyor. Şimdi biz yetişkinlerde bunu yapmak tabii daha zor. Çünkü tabii. biz işte okul hayatında ilk öğrendiğimiz dili bu şekilde analiz etmeye de başladığımız için ikinci bir dili öğrenirken, bir yabancı dili öğrenirken de direkt yapıları analiz ederek öğrenme eğiliminde oluyoruz. Zaten eğitim sistemi de buna çok müsait. Yardımcı oluyor, müsait. Dolayısıyla hani Türkiye'ye baktığımızda hani çok uzun yıllar diyelim ki bir İngilizce ders olarak görmüş bile olsa maalesef hani kaç yaşına geldiği halde İngilizce konuşamayan milyonlarca insan var. Ama mesela İngilizce konuşamayan insanların çoğu grameri bilir.
Tabii çünkü hani gramer bir ilk gramer testinde hani bir dil bilgisi testinde hakikaten başarılı olabilir ama kendisi o dilde iletişim kuramaz. Hani rahat belki okuyamaz. Birisiyle sohbet edemez ama sorularını çözebilir. Şimdi bizim yeni dil öğretim metotlarına göre dolayısıyla programlar hazırlamamız gerekiyor ve bunu insanlara öğretmek gerekiyor. Yani dili bilen kişilere de hani dil nasıl öğretilir, bu metodla dil nasıl öğretilir bunu öğretmek gerekiyor. Peki şu an Milli Eğitim Müfredatı'nda yeni yaklaşımlarla ilgili bir çalışma var mı? Yabancı dil derslerinde evet. mi, bu yerel dillerde mi? Yabancı dil derslerinde daha çok. Yavaş yavaş girmeye başladı. İlk büyük adım 2005 yılında atıldı. Biliyorsunuz 2005 yılında Milli Eğitim'de bütün programlar değiştirildi. Yani Milli Eğitim Müfredatı, öğretim programları, yapılandırmacı yaklaşım dediğimiz, yine yaparak, yaşayarak, öğrenme olarak kısaca söyleyebileceğim, yapılandırmacı yaklaşıma göre değiştirildi. Yani fizik dersi de, Türkçe dersi de, matematik dersi de. Bundan önce daha davranışsal metodlar vardı. Yine klasik öğretim metodları. Evet. Yani öğretmen bilen kişi, bildiği bilgiyi öğrenciye aktaran kişi ve bunları davranışsal hedefler koyarak hani öğrencinin daha çok ezbere dayalı dediğimiz bir yaklaşım, öğrenme hep teorisi. Hep eleştirilen ama hiç değişmeyen bir yaklaşım evet. herhalde bu ezber. Şimdi yapılandırmacı yaklaşıma göre 2005 yılında öğretim programları değişti. Buna yabancı programları da dahil oldu. Bundan önceki yabancı programları tamamen işte daha klasik metot diyebileceğimiz gramer çeviri yöntemiyle başlayan, ki hani dünyada dil öğretim tarihine baktığımızda insanlar yüzlerce yıldır dil öğreniyorlar, yabancı dil öğreniyorlar. Ama geçmiş yıllardan beri en fazla kullanılan ve bugüne kadar da hala kullanılan en yaygın öğretim metodlarının başında gramer öğretim metodu geliyor. İşte dil bilgisini evet. öğrenmeye, gramer çeviri metodu dediğimiz, yani bir cümleyi çevir, oradan gramerini, yapısını öğren gibi. Bizim programlarımızda da maalesef bu çok ağırlıklıydı. Hani dili hep yapı olarak öğretme temelli. Konuşma ya da dinleme becerilerinin neredeyse hiç üzerinde durulmadığı. Evet. Ağırlıklı olarak hani metin oku, metni çevir, metini anlamaya çalış, işte gramer sorularını, dil bilgisi sorularını cevaplandır, kelime ezberle, kelime sorularını cevaplandır. Böyle bir program örgüsü vardı. 2005'te bu büyük oranda değişti. Değişen müfredatlarda yabancı programları da değişti. Ama özellikle şimdi son iki yıldır sürekli programlar revize edildiği için bir de biliyorsunuz devlet okullarında dördüncü sınıftan itibaren yabancı dil dersi vardı. Bu seneki 4-4-4 kademeli eğitim programları ile birlikte ikinci sınıfa indirildi evet. yabancı dil öğretim yaşı. Dolayısıyla programlar tekrar revize edilmek durumunda kalındı. Şimdi hani kitaplara da baktığımızda biraz daha iletişimsel metodu daha ağırlıklı görüyoruz. Geçiş dönemi belki. Yine %100 değil tabii ki. Hani tamamen iletişimsel metot temelleri uygulanamıyor. Çünkü öğretmenlerin de buna göre eğitim görmesi gerekiyor. Hani yani çok ciddi bir altyapı çalışması. İnanılmaz bir altyapı. Hani öğretmenlere verdiğimiz eğitimler bizim çok yetersiz. Hani öğretmenlik mezunları bile olsalar biliyorsunuz sistemde sadece İngilizce öğretmenliği mezunları öğretmenlik yapmıyor. Evet. Öğretmen açığının olduğu noktada İngilizce bilen herkes hani ücretli öğretmen olarak da ya da daha sonra sözleşmeli öğretmen olarak da atanabiliyorlar ve bunlar çok kısa süreli metod eğitimi alıyorlar. Hatta bazen hiç almıyorlar. O yüzden hani elinizdeki kitap ne olursa olsun iş öğretmende biter. Evet. Yani bir öğretmen elinde kitap olmadan da eğer metot bilgisi çok iyiyse kendisi çok güzel materyaller geliştirir. İletişimsel metoda uygun da materyaller geliştirir ve iyi bir dil öğretim sınıfı ortamı oluşturabilir. Tabii öğretmen altyapısı o anlamda maalesef yetersiz. Hocam sizin çalışmanız daha çok ana dil eğitimi konusunda evet. ve daha çok işte Kafkas dilleri üzerine hı-hı. çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Projenize bulunduğu aşamaya, daha doğrusu projenin ortaya çıkış hikayesine geçmeden önce benim aslında merak ettiğim bir şey var. Aslında bu son dönemde de oldukça gündemde olan, işte biraz önce de kısmen değindiğiniz o 4+4+4 sürecinde
başlayan ana dil eğitimi çalışmaları var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi 4-4-4 ile birlikte aslında maalesef ana dil eğitimi başlamadı. 4-4-4 ile birlikte yerel diller ve lehçeler adıyla 2 saatlik bir seçmeli ders konuldu. Yani ana dil ifadesi biliyorsunuz kullanılmıyor zaten. Evet. Yerel diller ve lehçeler adı altında 2 saatlik bir eğitim var. Şimdi Cumhuriyet tarihine baktığımızda büyük bir adım, önemli bir adım. Hı-hı. Ama tabii ki ben dilci olarak yeterli bir adım olarak yani görmüyorum. Bütün siyasetin dışında düşünseniz bile kesinlikle yetersiz bir adım. Şimdi koyduğumuz sınıf 5. sınıf. 5. sınıftan itibaren diyoruz. 5 ve üstü dolayısıyla yani kaç yaş şu an 5. sınıfta okuyanlar 7 yaş itibariyle yani 72 aylık okula başlayanlar. Evet. Yani 14 yaş oluyor. Geç bir yaş bir çok kere güzel. En başta 14 yaşta başlaması geç bir yaş. Milli Eğitim zaten İngilizce derslerini 4. sınıftan 2. sınıfa çekti. Sebebi ne? Daha önce başlayalım ki bir faydası olsun. Biz çünkü 4. sınıfta faydasını görmedik İngilizce öğretimine başlamanın. O yüzden 2'ye çektik. Ama yerel dilleri o zaman niye 5. sınıfa koyuyoruz? Kritik yaş dediğimiz bir yaş vardır. Dil yani beynin gelişim sürecine baktığınızda çocuklar 3 yaşından itibaren 2. hatta 3. hatta 4. bir dili ana dilleri gibi çok rahat öğrenebilirler. Yani beyin yapıları o esneklik daha sağ ya da sol hani beynin iki lobunun daha net oturmadığı, birlikte çok iyi koordineli çalıştığı. Çünkü sağ beyin bizim hayal gücü, yaratıcılık, bütün duyu organlarımız hani tat, dokunma, koklama hepsi sağ beyin tarafından yönetiliyor ama sol beyinde dilin olduğu yer yani dil gelişimi. Ama bu ikisi bir arada birlikte çalıştığında aslında biz dili daha bütünsel olarak işte o gramer yapısını düşünmeden konuşarak hayal gücümüzle edinebiliyoruz. O yüzden anaokulunda aslında yaş olarak bir kere anaokulunda başlaması gerekir. İngilizceyi de biz yabancı dilleri de hep anaokullarından itibaren aslında öğretmeye başlıyoruz özel okullarda. Kritik yaş dediğimiz artık hani o beynin sağ ve sol loblarının birbirinden dil öğretiminde daha bağımsız hale gelmesi yaklaşık 12-13 yaş. Yani 12-13 yaştan sonraki dil eğitiminde biz hep sıkıntılar yaşıyoruz. Evet. Çünkü artık beynin o esnekliği, sağ ve sol beynin birbirine destek olması gittikçe azalıyor. Daha birbirinden nöron gelişimleri, daha hani o iki taraf arasında, lob arasında köprüler gittikçe yıkılmaya başlıyor. Biraz daha rigid hale geliyor beynin yapısı. Beynin yapısı ne kadar bu şekilde rigid hale gelirse dil öğretiminde de biz o kadar sıkıntılar yaşıyoruz. O yüzden 12-13 yaşın ötesine zaten ötelenmemeli normalde. İlk başta söyleyeceğim şey bu ya da eleştiri bu. İkincisi saat olarak baktığımızda ciddi bir handikap. Yani dediğim gibi hani büyük bir adım aslında. Çünkü biz bugüne kadar bu dillerin ismini bile telaffuz belki edemiyorduk. Ama şimdi en azından bir seçmeli ders olarak çok şükür alabileceğiz. Ama haftada 2 saat olması tabii çok göstermelik bir şey. Bizim yani yine dil öğrenme tecrübesi olan bir ülkeyiz. Biz İngilizceyi uzun yıllar haftada 2 saat, 3 saat verdik. Hiçbir ve şey öğretemediğimizi gördük. Ve şimdi o yüzden hem daha erken yaşa çekiyoruz hem de ders saatini arttırıyoruz. O zaman insanlar kendi hani ailelerinden duydukları ya da maalesef belki artık hani bu göçlerle birlikte, şehirleşme süreciyle birlikte belki neredeyse kaybolmakta olan dilleri öğrenmek isteyenler için haftada 2 saat yine yeterli bir süre değil. Yani o açılardan sıkıntı var. Yani şimdi sizin anlattıklarınızdan da yola çıkarsak bir de bunun hazırlık süreci de olmadı sanırım. Yani çünkü aynı zamanda o dil eğitimini verecek insanların yetiştirilmesi, materyal sorunu bunlar da çok böyle mesela sanırım Haziran sonu veya Temmuz başıydı bu konunun ortaya atılması ve Eylül'de okul başladı. Evet şimdi tabii hani 4+4+4 sistemi dediğimiz sistemi bakanlık bir anda kucağında buldu diyorum ben. Hani bu zaten kademeli eğitime geçiş bile hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın
altyapı çalışmalarını hazırladığı bir sistem değildi. Yani bir anda, ama bu temel ilköğretim kanununun değiştirilmesi, biliyorsunuz 5 AK Parti milletvekili tarafından bir öneri verildi. Ve o öneri verildiğinde henüz Milli Eğitim hiçbir şekilde bunu altyapı olarak düşünmemişti. Bir hazırlığı yoktu. Tabii o siyasi boyutuna girmek istemiyorum. Hani bir şekilde, ama bu kanun çıktı ve bu kanun içerisinde hani farklı derslerin yanında bir de yerel diller de konulmuş oldu. Ama altyapı ne durumda? Hoca hani yok, kimler alacak? Hadi ders alındı, seçildi. Hani böyle bir istek var toplumda diyelim ki. Peki bunlar hangi öğretim programını okuyacaklar? Hiçbir öğretim programı hazır değil. Yani öğretim programı hazırlamak da çok zaman gerektiren şeyler. Yani siz oturup bir gecede, iki haftada bir öğretim programı hazırlayamazsınız. Bunun için en az bir yıl size bir çalışma süresi gerekir. Daha sonra kitaplar oluşturulacak, kitaplar yok. Ve en önemlisi, dediğim gibi, öğretmen. Yani her şeyin eğitimde merkezde öğretmen vardır. Öğretmeniniz ne kadar kaliteli ise, iyiyse, eğitiminiz de o oranda kaliteli olur. Çünkü iyi öğretmen elinde hiç materyal yokken de harikalar yaratır. Kendi materyallerini kendisi geliştirebilir. Ve öğretmen yok. Yani bu tüm, hani bu yerel diller adı altında şu an hazırlığı yapılan ve geçen, Kürtçeden iki lehçe var. Çerkezceden de iki dil var. Adigece iki diyalektiyle birlikte, hem Kabardeyce hem Adigeyce. Yani daha çok bizde Şapsığların, Abzehlerin kullandığı. Bir de Abazaca geçirildi. Osetçe ve Çeçence'nin şu an hazırlıkları devam ediyor. Henüz tamamlanmadı ama o başvuruları da yapacağız inşallah. Ama kimler peki öğretmenlik yapacak? Milli Eğitim çok hazırlıksızdı. Şu an şöyle bir çözüm buldular. Mevcut sistemde, Milli Eğitim'de sınıf öğretmeni ya da sosyal bilgiler ya da Türkçe öğretmeni olup bir de bu dilleri konuşabilenler varsa, onlar ders saat ücretli olarak, ücretli öğretmen olarak şu an bu dillerin öğretimini yapabiliyor. Ama bu kişilere bu dili nasıl öğreteceksiniz? Bununla ilgili bir eğitim verilmedi. Ya da bu dili öğretmenin ötesinde bir dil eğitim formasyonu da almış değiller aslında. Yok, sadece hem öğretmen olmaları, sosyal bilim öğretmeni olmaları ve dili bilmeleri kriter. Hocam, sizin projenize gelelim yavaş yavaş. Aslında bu konuyla da bağdaşık bir proje. Projenin detaylarına girmeden önce, projenin ortaya çıkış hikayesi benim merak ettiğim konulardan bir tanesi. Sizi bu böyle bir proje ortaya koymak için iten sahipler neler? Çerkezim. Oldukça önemli bir parametre. Yani dil öğretmeniyim. ve kendi bildiğim, hani alanla ilgili, uzmanlıkla ilgili tabii ki bir şeyler yapmak istiyorum. Bizim derneklerimizde de yıllardır hep dil öğretim çabaları hep var. Ama çok olumlu sonuçlar maalesef alamıyoruz. O yüzden hani benim böyle bir kişisel katkı olsun istedim. Destek de gördü. Ben çünkü dil nasıl öğretilir bu konuda uzmanım. Ama Çerkezce'yi çok iyi bilen bir gruba da hani bir formasyon eğitimi vererek, tabii resmi bir formasyon değil bu, hani bakanlık onaylı bir formasyon değil, ama kendi kendimize dernek ortamında bir formasyon eğitimi vererek, dil nasıl öğretilir bu eğitimi vererek böyle bir çalışma başlatalım istedim. Üniversitede daha öğrenciyken, ben o zamanlar Ankara Kuzey Kafkas Kültür Derneği'nde çok yoğun çalışmalarda bulunurken yine bu Çerkezce kurslarına katılıyordum. Hep o zaman içimde kalan bir şeydi. Çünkü hani hocalarımız çok özveriyle çalışıyorlar. Kendi vakitlerinden inanılmaz vakitler adıyorlar bu çalışmalara. Ama hani nasıl öğreteceklerini çok iyi bilmedikleri için hani onlar da tıkanıyor, materyal sıkıntısı çekiyorlar. Katılanlar da çok fazla yol kat edemeyince kopmalar oluyor. Yani o süreci birebir ben de yaşadığım için nihayet hani böyle bir şey yapmaya ben de vakit ayırabilecek noktaya geldim. Öyle başladık.
Sizin projenizde dil eğitmenlerini, daha doğrusu dili öğretecek insanları eğitmek üzerine evet. kurulu bir proje ve onlarla birlikte ilerleyen bir evet. proje aslında. Biraz projenin detaylarına girelim. Şimdi zaman. Bizim projemiz İstanbul'da yürütüyoruz. İstanbul Kuzey Kafkas Kültür Derneği'nde başladı. Dil bilen ve bilmeyenlerden yaklaşık 43-44 kişi var. Adigeyce var, Osetçe, Çeçence, Abazacı hani hepsi dahil bu grubun içine. Bu kişilere biz dil nasıl öğretilir? Dil öğretimi nasıl olur? Bunun metodları nedir? İşte beceriler diyelim ki konuşma becerisini nasıl öğretirsiniz? Dinleme becerisi nasıl öğretilir? Okuma, yazma becerileri. Gramer nasıl öğretilir işte? Evet. Çaktırmadan nasıl grameri öğretirsiniz? Bunların hepsini ve ders planı nasıl hazırlanır? Hani bir dil dersi ne demektir? Bunun planı programa nasıl hazırlanır? Bir dil öğretim materyali nasıl geliştirilir? Öğrenci nasıl değerlendirilir? Nasıl soru sorarsınız? Hani değerlendirme soruları nasıl olur? Seviye nasıl ölçersiniz? Yani bayağı aslında üniversitede diyelim ki İngilizce öğretmenliği programında okuyor olsanız orada alacağınız yaklaşık 2,5 derse hani kredi sayısı olarak neredeyse 3 derse eş değer bir içerikte bir program bu. Bundan sonraki ikinci adımız yine bu grupla birlikte müfredatlar hazırlamak. Müfredatlarımızı da biz 4 yaş, 11 yaş bir müfredat, bir de 11 yaş ve sonrası için, yetişkinler için bir müfredat. Tabii bu müfredatları da farklı dil seviyelerinde, işte bu Avrupa Birliği dil kriterleri vardır, dil seviyeleri. Bütün diller için ortak üretilmiş seviyeyi gösteren beceriler, A1, A2, B1, B2 dediğimiz zaten C1 demek neredeyse ana dil düzeyinde o dili biliyorsunuz demek. Ana dil eğitimi alabilecek. Ana dilde eğitim alabilecek pozisyona B2'de gelir. Onu yakalayabilirsiniz. Yani B2 seviyesi bayağı bizim günlük yaşamda hani ileri seviye dediğimiz seviyedir B2. Hani ortanın bayağı üstü bir seviyedir. A1, A2, B1, B2 seviyelerinde müfredatlar oluşturmak. Üçüncü adımında bu oluşturulan müfredatlara göre öğretim materyalleri hazırlamak. İşte buna kitaplar, dinleme işte kasetler ya da CD'ler ve artık teknolojiyle birlikte işte internet uygulamaları ya da işte iPad uygulamaları gibi yani teknolojiyi kullanarak dil öğretim materyalleri geliştirmek. Yani basılı ve görsel ve aynı zamanda teknolojik her türlü materyalin üretilmesi. Sonraki noktada da sürekli öğretmen eğitimi. Çünkü bu materyalleri kullanacak öğretmenlerin hala sürekli eğitime ihtiyacı olacak. Mesela uzmanlaşacaklar. Bazıları geri planda sürekli programcı olarak yetişirken, programı sürekli iyileştirirken, bazıları testçi olarak yetişecek. Hani seviye sonundaki mesela sınavları sürekli yapacaklar, geliştirecekler. Değişik uzmanlık alanları çıkacak. Ve tabii tüm Türkiye'ye ve hatta dünyaya biz bunu yaymayı da o heyecanda da olduğumuz için hani sürekli eğitimler devam ederek Türkiye'nin farklı yerlerinde dil bilenlere yine dil öğretim eğitimini vermeye devam etmek. Böyle bir döngüsel bir proje aslında bu. Aslında sürekli devam edecek bir proje. Hep devam edip kendini geliştirecek. Çünkü öğretim materyalleri de sürekli yenilenmeli. Programı hani uyguladıkça eksiklerini göreceğiz, onları tamamlayacağız. Bu hep devam edecek bir proje. Aslında bir taraftan da yani projenin ilgi çekici yanlarından birisi de aslında katılımcı bir yöntem. Çünkü materyalleri hocalarla birlikte hazırlıyorsunuz. Yani aslında ders verdiğiniz A'dan insanlarla Z'ye, birlikte. Evet, onların sahip çıkması gereken, onların süreç içerisinde hep yer aldıkları bir proje. Kaldı ki dil bilmeyenleri bile biz dahil ediyoruz. Çünkü mesela materyal geliştireceğiz. Kitaplar ya da işte bir iPad uygulaması yapılacak. Şimdi teknolojik altyapısı çok iyi, çok iyi bir yazılımcı düşünün ama metodu bilmiyor. Metodu bilmezse o zaman o uygun bir materyal geliştiremez. O yüzden biz dil bilmese bile hani vakti olanları hep bu projeye dahil ettik ki sonuçta çıkacak o büyük hani o materyal ayağında özellikle çok kişiden hani desteğe ihtiyacımız olacak. O kişilerin de biraz metot görgüsünün olması, bilgisinin olması gerekiyor ki ona göre bize yardımcı olabilsinler. Bildiğim kadarıyla diasporada yani en azından Türkiye diasporasında böyle bir çalışma şimdiye kadar hiç yapılmış yok. Değil.
siz Kafkasya'yla da irtibattasınız. Oradaki sistemi de az çok biliyorsunuz. Orada benzer bir çalışma var mı? Çünkü bildiğim kadarıyla sizin çalışmanızda yaş grupları, yaş gruplarına nasıl öğretileceği gibi konular da var. Böyle bir çalışma yok. Ana vatandaki çalışmaların çoğu zaten hani bu dili bilenlere ders olarak, yani bizim Türkiye'deki durumu düşünün. Hani Türkçe biliyoruz, okula başlıyoruz, Türkçe kitapları. Hani Türkçe okuma yazmayı öğreniyoruz birinci sınıfta. Aynı şey, hani orada da çocuk doğuyor, ana dilini, hani Çerkezceyi ana dil olarak öğreniyor, okula başlıyor ve Çerkezce kitapları oluyor. Oradaki çalışmalar daha çok bu dili, kendi dili zaten ana dili olarak öğrenen, konuşan, bilen kişilere yönelik geliştirilen programlar var. Ama Çerkezceyi hiç bilmeyen bir çocuğa mesela nasıl öğretilir? Hiç bilmeyen bir yetişkine nasıl öğretilir? Buna yönelik bu kadar kapsamlı, özellikle de son öğretim metodlarına dayalı, hani iletişimsel yaklaşımla hazırlanmış materyaller maalesef yok. Orada yani bu projenin aslında belki oraya da ciddi bir yansıması olabilir, en azından uzun vadede. Yani olsun. Hatta, evet, olması gerekir. Şimdi sohbet ederken şu da çıkıyor ortaya. Aslında sizin yaptığınız proje Milli Eğitim'in ortaya koyduğu şey çok büyük bir açığı da kapatma ihtimali taşıyor. Çünkü öyle bir hazırlıksız bir şeye girilmiş ki, işte hoca yok, eğitmen yok. Hatta bu yeni tekniklerden haberi olan Milli Eğitim'de de hoca yok muhtemelen. Onun için orada da çok yok ciddi bir açığı. Yok demeyelim, var ama yeterli değil tabii yeterli ki. Hani değil. Türkiye'deki öğrenci sayısı çok olduğu için öğretmen sayısı da çok. O yüzden çok yeterli değil. Orada en azından işte Kafkas dillerini öğretecek insanları belki bu metotla öğretip işte talep olduğu takdirde yeterli. Şimdi hani hazırlıksız yakalanmak dediniz. Hani bu 4-4-4 sistemi içerisinde hazırlıksız yakalanıldı ama aslına baktığınızda bu yerel dilleri öğretme hakkı ya da şansı, fırsatı hani 2000'lerin başında özel kurslar olarak verildi, yolu açılmıştı. Hani keşke diyorum ben, hani o zaman böyle bir kanun çıktığında hani Milli Eğitim'de ya da YÖK'te daha farklı çalışmalar olsaydı da, ya da biz belki hani sivil toplum örgütleri olarak biraz daha bu konuda talepkar olabilseydik de, işte buna yönelik o zaman öğretmenler kim olacak mesela, eğitim fakültelerinde belki daha farklı bölümler açılsaydı, hani öğretmenler yetiştirilseydi, öğretim programları hazırlansaydı, farklı yaş gruplarında, özel kurslarda bile olsa sadece, işte çocuklara yönelik, ergenlere yönelik, yetişkinlere yönelik farklı seviyelerde programların tasarlanabilmesi için biz Milli Eğitim ve YÖK işbirliğiyle keşke kişiler yetiştirebilseydik, kalifiye kişiler yetiştirebilseydik. Ondan sonra bu 4-4-4 ile birlikte hani resmi, hani formal eğitimde, ilköğretimde bu ders konduğunda en azından elimizde öğretmenlerimiz hazır olurdu. Öğretim programları hazır olurdu. Çok daha hazırlıklı başlardık. 10 yıllık bir süreç, yani çok ciddi bir aşama. Yani orada hakikaten şimdi de ama geç değil. Şimdi böyle bir hak hani biraz belki verilmiş olmak için verildi. Hani görüntüye baktığınızda, çünkü 5. sınıf çok geç. Haftada 2 saat çok az. Haftada 2 saat ne demek? İşte 32 haftalık bir eğitim öğretim takvimimiz var bizim akademik yıla baktığımızda. 32 çarpı 2 saat 64 saat demek. Bunun bir de gidenleri bunun var. Bunun işte ilk haftası, son haftası işte bayrama denk geldi. Hani kaybolan saatler de oluyor. Gerçek öğretimle geçen bu 64 saatin, gerçekten öğretimle geçen süresi belki 50-54 saattir. Yani 50 saatten, bir yılda 50 saatten bahsediyoruz. 50 saatte ne öğrenebilirsiniz, ne öğretebilirsiniz? Hani dil olarak baktığınızda, bir yabancı dil gelişimi açısından baktığınızda, hani bir haftada, hani günde 8 saat ders verseniz 7 günlük bir program aslında. Ki bir de bu dillerin şöyle bir dezavantajı da var. Hayatın içinde olan diller değil. Yani aynen. Sadece derste, belki işte ailede, evde konuşabilecek. Aile biliyorsa. O da hani aile biliyorsa. Aile mesela, biliyorsa biraz hani belki Kafkas dilleri dedeyle, için çok anneanneyle biraz pratik yapabilirler de, hani ailenin de bilmesi önemli. Hani sizinle programdan önce sohbetimizde hani İngilizceyi pek çok, hayatının pek çok alanında kullanabilir. Bunun pratiğini de yapabilir.
az bile olsa daha fazladır. Ama bu dillere baktığımızda maalesef hani günlük yaşantısına bunu geçirebilmesi, kullanabilmesi, hani 50 saatin dışında bunu sürekli duyuyor olsa o da bir kazanç. Ama maalesef hani çoğu bu yerel diller olarak adlandırılan, sayılan dillere baktığımızda maalesef böyle bir günlük yaşamda pratik yapma imkanları da yok insanların. Evet hocam, çok güzel bir sohbet oluyor aslında ama süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben son olarak şeyi sormak istiyorum. Proje bir taraftan ilerliyor. Sizin öğrencilerinizdeki heyecan nasıl, yani onlar hevesli mi? Heyecan giderek artıyor. O çok güzel. Biz çünkü yaz döneminde ara vermek zorunda kaldık. Biz tam kendi projemize başlamışken işte yaz döneminde Milli Eğitim'in bu kararı oluştu. Ve biz apar topar hemen Türkiye'deki diğer derneklerimizden de kişilerin desteğini alarak hemen daha farklı bir ekip oluşturduk. Ve Talim ve Terbiye Kurulu'yla birlikte çalışarak, yani onlarla sürekli iletişim halinde olarak Adi Gece ve Abazaca programları hazırladık. İşte Osetçe ve Çeçence bir yandan devam ediyor hazırlanmaya. Ve bunların çok hızlı bir biçimde kitap materyal olarak kitap ve dinleme kasetleri, yani dinleme becerisiyle başlayacağız ya çünkü. Çünkü bizim dillerimiz çok zor diller. Özellikle bizim çocuklarımız, yani 5. sınıftaki çocukları şimdi düşünüyorum. Ses olarak hani Türkçe'de sürekli kullandıkları, duydukları sesler var. Biraz bunlar İngilizce'den de, Türkçe'de olmayan bir iki ses de oradan biliyorlar ama bizim dillerimizde bunlardan çok daha farklı. Ve bu yaşa kadar hiç kullanmadıkları şu gırtlak bölgesi, çünkü Türkçe'de ve İngilizce'de neredeyse yok denecek kadar hani çok az ses var. Ama bizim dillerimizde de çok yoğun var. Yani damaktan itibaren bu gırtlağın altına kadar bizde sesler var. O yüzden çok fazla bizim materyallerimiz hep ses ağırlıklı ve dinleme ve konuşma ağırlıklı başlamak zorunda. İşte bunların dolayısıyla bir sürü kasetleri çekildi, ses materyalleri hazırlandı. Biz kendi projemize ara vermek zorunda kaldık. Milli Eğitim'in bu derslerine odaklandık. Yoğun bir yaz dönemi geçirdik. Oldukça hakikaten yoğun olması insanüstü lazım. Bir çabayla çalıştık. Yani iki ay gibi bir sürede hem programı, müfredatı oluşturduk, hem materyalleri oluşturduk. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi de tekrar hani okullar açıldı. Şimdi biz kendi projemize döneceğiz. Yeni bir heyecanla başlayacağız diyorsun. Evet, şimdi bakalım. Daha farklı materyaller inşallah, daha farklı programlar oluşturacağız. Hocam çok teşekkür ederim. Bugün bizi kırmayıp geldiniz. Biz ana dil konusunu, ana dil eğitimi konusunu daha önceki programlarımızda daha çok politik siyasi konularıyla tartışmıştık. Teknik konulara çok girmemiştik. Teknik konulara girmenin de bu kadar zevkli olacağını aslında çok tahmin etmiyordum ben kendi adıma. Çünkü klasik öğrenme metotlarından çok daha farklı, çok daha ilgi çekici bir şey anlattınız. Türkiye'de de yeni olan bir şey anlattınız. İnşallah proje de bu heyecanla devam eder. Çünkü ben şeyi de biliyorum, işte dil eğitimleri genelde işte Kafkas derneklerinde verilir ve ilgi yavaş yavaş düşer. Siz heyecanla devam ediyoruz deyince biz açıkçası ümitlendim ben çok ciddi şekilde. Çok teşekkür ederiz ben tekrar. Ben teşekkür ederim. Evet, bu haftada macerinin sonuna geldik. Konuğumuz Bahçeşehir Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Sinemis Vatan Artıran'dı. Haftaya yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Şimdilik iyi akşamlar.